Sordun mu bu soruyu kendine? Nedim'e karşı ne hissediyorum diye hiç sordun mu? Sormadın. O zaman sor. Çünkü ben artık soruyorum. Hayır. Hayır. Bu öyle bir şey değil. Onun bahsettiği gibi bir şey olamaz. Kafamı karıştırmaya çalışıyorsun. E görünüşe göre işe yarıyor. Ben Nedim'i... Sen Nedim'i tanımıyorsun. Nedim'i ben de tanımıyorum. Çünkü o bile kendini tanımıyor. Cemre çocukluğundan sonrası yok. Yok, hatırlamıyor. O annemin verdiği ilaçlar yüzünden bir sis perdesinin arkasında yok olup giden bir hayat onunki. Bilmiyor. Hatırlamıyor. Yaşamanın ne demek olduğunu bile hatırlamıyor. Ve o sis perdesi kalktığında arkasından ne çıkacak bilmiyor. Biz de bilmiyoruz. Bu sis perdesi kalktığında neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ben biliyorum. Senden ve annenden. Sizden daha kötüsü çıkmayacak. Evet, ben kötüyüm. Ben kötüyüm. O da iyi. Bu yüzden mi o oturduğu yerden, o tekerlekli sandalyesinden ağzını bile açamamışken ona bir şeyler hissetmeye başladı? Hala sen benim kafamı karıştırmaya çalışıyorsun. Dediğinin nereye gittiğini bilmiyorsun. O bahsettiğin kişi benim kardeşimin, bebeğinin babası. Evet. Ve Nedim iyileşirse aranızdaki tek engel bu kalıyor, değil mi? Delir misin sen? Evet, ben deliyim. Evet, ben deliyim. Delirdim ben. Ben deliyim. Ben deliysem sen de takıntılısın. Git tedavi ol. Ya da git aynaya bak. Aynaya bak ve kendine ben Nedim'e karşı ne hissediyorum diye sor. Git aynaya bu soruyu sor ve o sorunun cevabını kendine ver Cemre. Yanındayım.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.